Değerli dostlar merhabalar. For Life TV'de bir arkadaşım gitar programına tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hafta da yine değerli kardeşim Aktu Akış'la beraber, o da destek oluyorlar. Programımızı size biraz bu arkadaşımız gitarla tanıştırmaya devam edeceğiz. Tanıştırmaya devam edeceğiz diyorum, aslında tanıştık. Uzun zamandır bayağı bir şeyler yaptık değil mi? Evet. Ne yapmıştık? Karlar Düşer falan gibi şarkılar. Bizim burada amacımız ne? Basit işte gitar çalmayı öğrenmek yani. Gitarın, çok iyi gitar çalmak isterim ki okulda var bunu tabii. Evet, aynen öyle. Okulda öğrensin ama herkes bence gitar çalmalı. Herkes gitar çalması için de herkes en kolayını bir öğrensin bakalım. Aynen öyle. İlerletmek isteyenler daha iyi yerlere gelebilirler. Bizim için önemli olan hele bu pandemi döneminde, bu sıkıntılar içerisinde şöyle canımız sıkılıyorsa, evde de bir gitar varsa, gitar da artık çok pahalı şeyler de değil yani bizim o gençliğimizdeki gibi değil. Şimdi çok uygun fiyata gitarlar da alınabiliyor. Aynen öyle. Gençler gitar alın, eğlenin, çalın. En azından bir hobiniz olsun, bir arkadaşınız olsun işte onunla dertleşin falan, derdimiz bu. Evet. Hocam biz ne yaptık geçen hafta? Karlar Düşer falan yapmıştık. Bir de sen şey çalmıştın bize bir yollarla. Aynen korlarla. Aynen korlarla. Ben de şimdi şuraya böyle yine iki dörtlüğünü yazdım. Hı-hı. Hadi bir geçelim onu, bir bakalım neler yapabiliyoruz. Bu yollarda bulurum seni diye bir şarkıydı. Evet, aynen. Bunlar kolay bir şarkı. La minör, re minör, mi majör. Evet. Nasıl giriyorduk hocam? Olmasa bir... La minörle giriyoruz. La minörle giriyoruz. Yani şurada bir la minör var. Siz söyleyin ben akorları değiştirecek diyelim burada. Olmasam da yarımda... La minör devam ediyor. Olmasak da... Burada re minör oldu değil mi hocam? Evet. Re minör, D, M, J, S. İstemezsen bile... Devam ediyor re minör. Evet. Yaşarım ben seni... Seni de evet. La minör mü? Aynen. Seninin o üstünde geliyor değil mi la minör? Aynen. Tam burada değiştiriyoruz. Evet. Evet. Burayı iki defa çalıyoruz, başa alıyoruz. Burası evet. Şöyle yaparız, iki diyelim. Aynen. Sonra nakarata geçiyoruz. Sonra... Hatta şuradan alalım da insanlar tamam. Nakaratına alalım. Yaşarım... Yaşarım ben seni... La minör oldu şimdi. Yollarda bulurum seni. Yollarda bulurum seni. Tabii şurada bir re minör oluyor değil mi? Çağırırım seni. Aynen. Tabii çalarım seni de re minör oluyor şurada. Hayalinle. Hayalinle de mi majör oluyor evet. Değil mi? Sonra? Yine de yaşarım seni. Yaşarım seni de tekrar la minör oldu. Başa dönüyoruz. Bulurum seni. Hadi re minör. Takvimlerden çalarım seni. Evet. Dans ederim hayalimle de bir majör. Evet. Yine de yaşarım seni. La minör oldu. Bunun bir ikinci kıtası var. Aynen. Evet orada. Yalnız kalırım sanma. Yine la minör oldu. Aynen. Mutsuz olurum sanma. Yine. Evet. Yaşarım doya doya. La minör değiliz hala. Yaşarım ben seni. Seni de la minör'e geliyoruz. Sonra tekrar yalnız kalırım diyor. Yani şurası da iki kere değil mi? Bak burası aynen. Da iki kere. Nakarat da iki kere. O da iki kere. İkişer kere ikişer aynen. Kere yapıyoruz. Nakaratta burada ne harfi var? Yani bu N'yi iki kere. İkinci bölümü yazdıktan sonra en altta N yazdığımız zaman zaten bunun aynısını söyleyeceğim. Aynen öyle. Yani nakaratı tekrarlıyoruz. Genelde böyle ya nakarat yazar ya N yazar. Aynen. Yanında şöyle iki varsa burası iki kere demektir. Demektir. Bazen böyle son iki dizesi iki kere o sadece oraya iki yazılır. Hı-hı. Değil mi? Ya bunlar aslında birazcık şey işte yani işimizi kolaylaştıran ufak notlar. Akorlar içinde bu şekilde yazdığımız zaman da daha rahat okuyabiliyoruz. İşte ne basılıyor da la minör basıyor. Ritmini zaten bir şekilde kulaktan buluyoruz ya da evet yani müzik yapmak için önemli olan şeyler hep anlatmıştık ya yani bir kere ritim önemli, ritmi yakalamak lazım. Bunun içinde normal hayatta da bizim bir ritmimiz var zaten yani bir saat var o bir ritim, yani hayat da bir ritimde akıyor. O ritmi müzikleri, şarkıları dinlerken ayırt etmek için bir şeyler yapmak lazım. Yani neler var işte vals var 3-4. Evet, aynen. İşte tango var, rumba var, cha-cha var, iki dörtlükler, iki ikilikler. Yani bir sürü ritmin matematiksel bölünmeleri var. Aynen. Bunları isterseniz zaman içerisinde zaten biz de çalışacağız, öğreneceğiz. Tabii. Bu basit hali zaten. Bu basit bir hali yani. O yüzden çok kolay bir şekilde çalışın. Ben hep diyorum ya işte bir şey basit en güzelidir. Basitten başlayıp yani çok böyle karman çorman öğrenmekle başladığın zaman bir kere baştan sıkılırsın. Yani ben edebiyatta da bunun örneğini veriyorum maalesef. Şu anda nasıl bilmiyorum ama bizim dönemimizde Türk Dili Edebiyatı lise 1'de başlarken divan edebiyatıyla başlardı. Ben gerek duymam buna çünkü
önce bir edebiyatı sevdirelim çocuklara aruz vezinden önce ki. Müzik de böyledir. Müzikte kalkıp da karmaşık şeylerle başlatmanın insanların bir alakası yok. Çocuklar için özellikle. Evet. Yani bunun aslında bir eğlence olduğunu öğrenmeleri lazım. Kesinlikle. Matematiği var mı? Var. Biz şimdi matematik konusunda da ne yapıyorduk hocam? Bunu da sanıyorum dostlarımız görmüşlerdir, yakından da bunu gösteririz. Not almak isteyenler burada olabilir. Ki internette artık birçok sayfa var. Ha, gerçi bazılarında yanlış akorlar falan da yazıyorlar ama. Yani sonuçta bir iki tane sayfa var. Onlar da doğru ya yakın akorlar veriliyor. Oradan da işte şarkının adını girip akorları ya da sözleri yazdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Bunu özellikle silmedim. Bu şimdi bizim çünkü bir gam işte yani doğudan başlayıp doğuya giden. Evet. Aralıkları da zaten anlatmıştık burada. İki tam bir yarım, üç tam bir yarım. Doğu üzerinden bir gam. Peki biz şimdi ne yapmıştık? Doğu'yu, do majörü, do minörü, re majör, re minör, mi majör, mi minör, fa majör, fa minörü daha önceki derslerimizde görmüştük. Görmüştük. Şimdi ne kaldı o zaman geriye? Üç tane daha koyduk kaldı. Sol, la ve si kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Bu hafta, o en azından orada da hangi dozlar geçtiğini şöyle bir görelim. Ne olacak? Sol'ü neyle gösteriyoruz? G ile gösteriyorduk. Sol majör mu? Evet, yanında M olmadı. Yanında küçük M olduğu zaman bu da sol minör oluyor. Aynen. Şimdi sol majördeki notaları yazıyoruz. Sol majör, majörlük kalıpta neydi? 2 artı 1 tam 1 bölü 2 idi. Yani ilk iki notanın aralığı 2 tam olacak, 2 tam nota. Üçüncü, yani ikinci notayla üçüncü basacağımız notanın arası 1,5 nota olacak, aralık olacak. Ne yapıyoruz yani? Sol'den başlıyoruz. Sol majörse önce şu aralık 2 olacak. İlk notamız sol zaten. İkincisi ne olur hocam? Sol, la 1 oldu. Si 2. Evet. Yani si bastığımız zaman, sol ve si bastığımız zaman bunu yakaladık. Üçüncü notayı ne yapmamız lazım? 1,5 olması lazım. Aynen öyle. Ne yapıyoruz yani? Si'den başlıyoruz. Si ile do yarım. Burada devamı nerede bunun? Devamı burada aslında. Aynen başa soruyor. Si ile do'nun arası yarım. Do ile re'nin arası 1. Yani re basıyoruz. Yani biz sol, si ve re bastığımız zaman şurası, burası 2 tam oluyor tabii. Burası 1 tam 1 bölü 2 oluyor. Biz ne yapmış olduk şu anda? Bu üçünü bastığımız zaman sol majör basmış olduk. Ya da şöyle de basabilirsiniz. Evet, daha tekrar da birinci pozisyon gösterelim. Şimdi bareli gösterelim. İkinci de böyle. Tamam. Bunların yerlerini de özellikle şu yazılımlar bittikten sonra bunları umarım bir deftere not alıyorsunuzdur. Yani ya da daha önceki programlarımızdan da bakarak görebilirsiniz. Bunları bir deftere not alırsanız ya da biz bunları chart olarak daha sonra size bir şekilde tablolar şeklinde de sunmaya çalışacağız. Ama bu her yazdığınızı bir deftere not alırsanız daha sonra da zaten diğer aralıklarını da göstereceğiz size. Yani gitar üzerine nereden bastığımızı daha önce yapmıştık ya burada gitar çizip gösteriyorduk. Daha sonra bunları chartlar halinde vereceğiz hocam. Peki şimdi geldik. Sol majörü yapmıştık. Şunu şuradan senin güzel görürsün. İki, tam bir bölüm ikiyi anlatmıştık zaten. Sol minörde ne var? Yine ilk sol'ü arıyoruz. Ondan sonra hocam ne yaptık? Si'yi aldık. Si'den sonra 1,5 gideceğiz. Bir la. La'dan si'ye 1 var ama yarım lazım bize. Şurayı alacağız. Yani si bemol. Yani evet. Diyeceğiz. Si bemol aldık. Sonra yine 2 olacak. Burası zaten yarım kaldı. Yarımı buradan aldık. Yarımı buradan aldık. 1 oldu do'ya. Sonra 1 daha gittik. Re oldu. Yani yine sadece ortadaki ses yarım ses besleşti. Bu sefer de sol minörün notaları çıktı ortaya. Şimdi geldik. Artık çok kolay geldi. Alıştık buna. Şimdi geldik la'ya yapalım. La majör ve la minör yapalım. La majörde ilk sesimiz la olacak. Tabii ki. Sonra neredeyiz? La'dayız. İki tam ses sayacağız. Aynen öyle. Yani la, si, bir, do, 1,5. Evet. O zaman do'dayız. Do'nun diyezini alacağız. Aynen öyle. Yani la, do diyez. Do diyez. Do diyezdeyiz. Yani şuradayız. Do diyezdeyiz. Yarım re oluyor. Mi 1,5 oldu. Yani mi, la, do diyez ve mi aldık. Aynen. Peki. Minör olduğu zaman yine la var. Sadece aradaki ses, ortadaki ses, yarım ses, beş ses diyeceğimizin zaten do'ya geliyor. Neredeyiz? Do'dayız. İki tam sesle de mi'ye geliyoruz. Aynen öyle. Bu da la minörde geçen sesler.
geriye bir tek si kaldı. Onu da halledelim. Si ve si minör, si majör ve si minör. Si majörün ilk sesine si tabii ki. İki tam ses sayacağız. Neredeyiz? Si. Si'den do'ya yarım. O'dan re'ye? Bir. Bir. Bir buçuk oldu. Yarım daha gerekiyor. Re'nin diyezini alıyoruz. Aynen, re diyez. Re diyez alıyoruz. Peki, re diyezdeyiz. Re diyez mi? Yarım. Yarım ses evet. Mi ile fa? Bir ses. Yarım oldu, bir oldu. Bir buçuk lazım. Fa'nın da diyezini alıyoruz. Yani, si, re diyez, fa diyez alıyoruz. Aynen öyle. Şeyde ne yapıyoruz? Si minör yaparken ne yapıyoruz? Si'yi aldık. Ne yapacağız? Re. Re. Re olacak yani burası yarım ses olduğu için. Aynen. Si, re. 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 Si, re. Bir de fa diyez. Bu da re minör. Aslında çok kolay dediğimiz gibi. Tabii bunları, daha 7 tane akor var. Bunların araları da diyezlerinin de, mesela sol diyez majör. Şu yapmamız için ne gerekiyor? Sol yerine sol diyez alıyoruz. Aslında sol diyez majör bunun tam yarım ses şeyleri değil mi? Aldığımız zaman. Sol diyez olduğuna göre, yani şu sol diyezse, şu si, si'nin yarım sesi do zaten. Evet. Sol diyez, do, re diyez. Aynen. Aldığımız zaman. Yani bu anlamda sol majör, sol diyez majör basmış oluyor. Aynen öyle. Sol diyez minör basarken de yine aynı şey. Bunları yarım ses yine kaydırıyoruz. Aynen öyle. Yani hikayemiz aslında çok kolay. Yapmak da çok kolay. Bunları öğrenmek de çok kolay. Hiç kasmamak lazım. Bu arada tabii temel akorlardan sonra diyezleri ve bemolleri de öğreniyoruz. Bir süre sonra kromatik olarak yarım ses yarım ses. Mesela hocam şöyle yapalım oradan. Bir mi minör basın lütfen. Şimdi fa minör basın. Fa diyez minör. Sol minör. Sol diyez minör. Bak görüyor musun? Yarım ses yarım ses gidiyoruz aşağıya aslında. Bir tek ne yaptık? Ana şey yerine. La minörde de o mesela. Birinci pozisyondan la minör basın. Tamam. Şimdi si bemol minör. Si minör. Do minör. Bak böyle gidiyor değil mi? Aşağıya doğru gidecek. Aynen öyle. Evet. Yani aslında dostlar gitar çalmak çok kolay. Sadece çok zaman harcayıp çalışmak gerekiyor. Biz bu zaman harcayıp çalışırken de birinci kural neydi hocam? Parmak çalışması. Aynen öyle. Biz neleri yapmıştık? 1-2, 1-3, 1-4 inişler çıkışlar yaptık. Evet, evet, aynen öyle. Biz geçen hafta geri dönüşleri yaptık. Ne hocam? Yapmadık. 3-1-3-1-3-1, 4-1-4-1-4-1. Sizden rica edebilir miyim? 1-3-3-1 yapalım bu sefer de. Tabii. 1-3 yukarı çıkıyoruz. 1-3 aşağı iniyoruz. 3-1 yukarı çıkıyoruz. 3-1 aşağı iniyoruz. Tamam. Tamam. Lütfen. Şimdi 3-1 yukarı çıkıyoruz. Tabii. Aşağı. Şimdi 1-4 yukarı, 1-4 aşağı yapalım tekrar. Tabii. Şimdi aşağı. 4-1 yukarı. 4-1 aşağı. Şimdi asıl geldik. Zor taraflarından önce. Bu kadar madem 1-2 yaptık, 1-3 yaptık, 1-4 yaptık, en başa dönüyoruz şimdi, parmaklarımız biraz hızlandı. 1-2-3-4 yukarı, 1-2-3-4 aşağı arayacaklar. Tabii. Buyurun. Aşağı aşağı lütfen. Şimdi 4-3-2-1 yukarı, 4-3-2-1 aşağı lütfen. Şimdi aşağı.
hızlı yapmak zorunda değiller. Hızlı yapmak zorunda değiller. Biz sadece sıkılmasınlar diye şimdi biraz hızlı gösterdik bunu ama bunu daha yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yine şarkılar söyleyebilirsiniz. Akorlarla yavaş 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 yavaş. Söyledim size 3 ay daha ne kadar oldu? 5 program, 6 program falan oldu. Bir şarkı söylüyoruz artık biraz değil mi? Yani tabii şarkı da başladı. İzleyen arkadaşlar iyi kötü. Eskileri tabiri tıngırdamaya başlamışlardır derler. İhtiyarlar öyle derler. Hani bir gitar tıngırda da dinleyelim falan. Tıngırdatmak diye bir şey var. Aynen. Ama işte ondan sonra aslında gitar tıngırdatmak değil, gitar çalabilmek. Evet hocam. Gitarla arkadaş olmak. Şimdi hocam bu hafta siz bize bir şarkı hazırladınız mı yeni? Yine böyle basit akorlarla. Mesela bu hafta bir de şey yapsak, şöyle hani işin içerisinde sadece re minör, la minör, mi majör değil de başka bir akor daha koyalım. Mesela İspanyol kalıp bir şey yapalım. Yani la minör, sol majör, fa majör, mi majör bir şarkı söyler misiniz bize? Ne olabilir mesela? Hani o Kumralım gibi bir şarkı olabilir falan böyle. Olabilir, evet. Biz sizden birazcık onu dinleyelim o zaman. Olur tabii ki. Bu arada ben yine, efendim programlarımız devam ediyor. Kanalımızda size çok güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda bu ekip hem bu programı sunuyoruz hem de kanalda diğer programlarda da emekler harcıyoruz. O yüzden sadece bizim bu programımızı değil, diğer programlarımızı da izleyiniz. Sessiz Dostlarımız var, ruh sağlığımızla ilgili güzel bir programımız var. Ondan sonra sanat programımızda bir de ufak bir değişiklik yapıyoruz. Şimdi yine benim sanatsal taraflarım tuttu herhalde. Bu haftadan itibaren Hayatım Sanat diye bir program sunacağız. Evet. Size biz dostlarla sohbetler de geçecek. Bazen ben anlatacağım, bazen dostları anlatacağım size. Ama Hayatımız Sanat'ın içerisinde neleri anlatacağız? İşte kitabı, müziği, sanatı her yönde anlatacağız. O yüzden bu arkadaşımız gitar da zaten bizim bu Hayatım Sanat'ın parçalarından biri. Ama teknik olduğu için, biraz öğrenmek için özel bir program yaptık buna. Bizim her zaman söylediğimiz şeyler hocam. Ben önce bir veda edeyim müsaadenizle, sonra sizin güzel şarkınızı dinleyelim. Tabii, benim değil. Yaşar'ın. Evet, güzel bir dostumun şarkısı söyle. Burada öğrensinler ki o güzel şarkıları bizim dostlarımız da, bu sevgili arkadaşlarımız da, iyi izleyicilerimiz de çalsın istiyoruz. Evet. Efendim kanalımıza abone olmayı, bu ne butonuydu hocam, ben hep unutuyorum onu. Bildirim butonu. Bildirim butonuna basmayı ve dostlarınızla, sevdiklerinizle bizim sizler için verdiğimiz bu emekleri paylaşıp onları da bu güzel For Life TV ailesine dahil etmeyi lütfen unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Ben şimdi sizleri Alp Hocam'la baş başa bırakıyorum. Güzel bir şarkıyla programın sonuna geliyoruz. Hoşça kalın efendim.